faiz enflasyon bağlantısına göre bir miktar olumsuz etkilendi falan diye garanti mesela BBVA bunun bankayı olumsuz etkilediğinde bir rapor yazmıştı geçtiğimiz hafta. Torba yasasında bir tane daha bir madde var. Hafta sonu özellikle pek çok kişi bu konuda konuştu. Sizlerden de çok mesajlar var. İşte menkul kıymet gelirleri tahvil bonolarda işte %15 olan vergi tevkifatının vergi oranının %40'a kadar yükseltmesi için Cumhurbaşkanlığına yetki veriliyor. Yani bu konuyu dikkat ederseniz o madde sadece döviz cinsinden tahvil gelirleri ve döviz cinsinden açılan hesaplardan elde edilen gelirlerde yani faiz gelirlerinde %15 olan mevcut %15 olan gelir vergisi oranının istenildiği takdirde Cumhurbaşkanına yetki verilecek ve %40'a kadar yükseltme yetkisinden söz ediliyor. Şimdi bir, zaten mevcut yasada yani son bir yıldır falan yaşadığımız bu hayatta zaten mevcut yasada Cumhurbaşkanına bu konuda %15 olan gelir vergisi oranını %30'a yükseltme yetkisi zaten var. Yükseltildi mi? Yükseltildi. Olmadı. Böyle bir hareket olmadı. O yüzden bu konu sanki hani vergi %40 olmuş gibi yorumlar var. Hayır. Yani bu bir yetki. Belki de verilmeyecek. İşte şu son bir yılda %30'a kadar yükseltme yetkisi zaten vardı. Biz de bununla yaşıyorduk ama olmadı. Aynı şey yeniden olabilir. Ve bu sadece döviz cinsinden tahvil, Eurobond gibi veya döviz cinsinden menkul kıymetlere yatırım yapan fonlar da tabii bundan yani etkilenir eğer arttırılırsa. Ama şu anda bir arttırım yok. TL varlıkları etkilemez. Bazı yorumlar var işte sosyal medyada falan çok dikkat edin. Hani lisanslı olmayan pek çok insan var ve yani bilmeden böyle yorumlar da var. Sanki borsaya vergi gelmiş gibi falan yorumlar yapılıyor. Borsa arkadaşlar TL varlıktır. Yani oradan elde ettiğiniz karlarda bir vergi yoktur. Bu madde tekrar ediyorum döviz cinsinden gelirlerle ilgilidir. O yüzden ve bir vergi arttırımı da yoktur şu anda. Yapılmamıştır. Yapılacağı da iddia edemezsiniz. Yani belki de yapılmayacak. Yani son bir yıldır falan yapıldı mı mesela? Yok olmadı değil mi? Zaten mevcut yasa %15'i %30'a yükseltme yetkisi de veriyordu. Onu 40 olarak revize ediyorlar.